Bir Ses, Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan Bey, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bir işe bulaştım. Hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. Ama durum çok farklı bir yere gitti. Ve ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bir yol gösterir misiniz? Önce size kendimden bahsedeyim. Benim adım Ceylan. 29 yaşında 4 senelik evli bir ev hanımıyım. Eşim ile görücü usulü evlendik. Eşim benden 9 yaş büyük bir bey. İnşaat ustası. Allah'a şükür bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Geçinip gidiyoruz çok şükür. Geçen sene Allah nasip etti evimizi alabildik. Oldukça güzel ve nezih bir mahalle, komşularım da çok iyi insanlar. Karşı komşum Fatma abla ile tanıştığımızdan beri çok samimiyim. Fatma abla 37 yaşında bir kadın. Ben normalde sessiz, sakin bir kadınımdır. Her ortama uyum sağlarım. Sesim, soluğum pek çıkmaz. Fatma abla ise benim tam aksime çok girişken, canlı, baskın bir kadın. Süsüne, giyimine, kuşamına çok düşkündür. Evlendiğinden 16 yaşındaymış. Çok küçük bir yaşta evlenmiş. Kocası Hasan abi, Fatma abladan 3 yaş büyük, 40 yaşında. Hasan abi sanayide araba tamir dükkanı var. Onların da durumları iyi. Hasan abi uzun boylu, iri yarı bir adam. Çok sohbet etme şansımız olmadı. Benim eşim de Hasan abi de genelde geç gelirler. Fakat biz Fatma abla ile neredeyse hep beraberiz. Sabah uyanır uyanmaz kahve ile güne başlarız. Fatma abla çok neşeli bir kadındır. Bir de açık saçık konuşması beni bitiriyor. Belki de ben böyle ortam hiç görmediğim için ilgi çekici geliyor. Fatma abla bir gün bana sana bir şey soracağım dedi. Sor abla dedim. Hiç kocanı aldattın mı kız dedi. Tövbe abla nereden çıktı o, tabii ki aldatmadım. Peki kocan seni hiç aldattı mı dedi. Yok aldatmadı abla dedim. Nereden biliyorsun? Sabah evden çıkıp gece yarısı eve geliyor dedi. Yani haklısın ama ben hiç öyle bir şey hissetmedim. Abla neden bunları soruyorsun? Sakince kahvesinden bir yudum aldı. Derin derin sigarasını çekti. Sonra sanırım benim adam beni aldatıyor dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Peki nasıl anladın abla bunu diye sordum. Geçen gece bir mesaj geldi. Kayıtsız bir numaradan. Ne yazıyordu dedim. Ben normalde Hasan'ın telefonunu kurcalamam. Ama o an masanın üzerinde duruyordu. Kafası da çok güzeldi. Telefona bakmadı. Alıp elime baktığımda mesaj atan kişi nasılsın yazmış sadece. Kim bu dedim. Tanımıyorum dedi. Ara bakalım dedim. Bu saatte aranır mı ya dedi. Bu saatte sana mesaj atıyor ama dedim. Çok ısrar edince aradı. Tabii ki bir kadın açtı. Kimsiniz dedi kadına. Kadın bir süre sessiz kaldı. Ardından bizimki direkt yanlış aradınız galiba dedi. Kadın da evet evet yanlış aradım dedi. Sonra ben seni aldatmam. Bak gördün mü? Yanlış aramış. Benim gözüm dışarıda değil. Bir kadın bana asılsa bile ben dönüp bakmam dedi. Tamam işte abla. Bak sen de görmüşsün. Kadın yanlışlıkla aramış, sorun ne dedi. Yok, inanmadım. Var bir şeyler. Bizimki son 2 yılda parayı buldu. Eskiden bu kadar çok kazanmıyordu. Bu 2 yıldır değişti dedi. Sonra bana dönerek senden bir isteğim var dedi. Nedir abla dedim. Hani bizimki bana bir kadın asılsa bile dönüp bakmam dedi ya. Bakalım ne kadar doğru. Test edeceğiz. Nasıl yani dedim. Bizimkine asılacaksın dedi. Abla sen iyi misin dedim. Kızım gerçekten değil. Bakalım sana cevap verecek mi? Eğer verirse boşayacağım. Vermezse demek ki dediği doğru. Senden başka kime güvenebilirim dedi. Abla nasıl yaparım? Ya kocamın kulağına giderse saçmalama dedim. Nereden gidecek hayatım? Yok abla ben korkarım öyle şeyden dedim. Yapma bana. Sen yardım etmezsen kime güvenebilirim? Benim bu testi yapmam lazım dedi. Nasıl olacak peki dedim.
Ver bakalım telefonunu, mesaj atalım dedi. Telefonumu alıp Hasan abiye merhaba yazdı. Tabii Hasan abi de bir süre sonra merhaba diye cevap verdi. Ardından devam etti. Hasan Bey, ben sizin mahallenizde oturuyorum. 28 yaşında evli bir bayanım. Bunu eşimden gizli yazıyorum. Sizin de evli olduğunuzu biliyorum. Sizden çok hoşlanıyorum diye yazarak gönderdi. Abla ne yaptın dedim. Dur bakalım ne cevap verecek dedi. Ardından mesaj geldi. Hanımefendi, benim numaramı nereden buldunuz diye. Sonra tekrar cevap verdi. Arabanızın ön camına yazmışsınız, oradan aldım dedi. Sonra başka bir şey yazmadı. Ertesi sabah eşimi uğurladıktan sonra tak diye Hasan abiden mesaj geldi. Müsait misin diye. Hiçbir şey yazmadım. Hemen Fatma ablaya koştum. Yazdı abla dedim. Elimden telefonu alarak o da cevap verdi. Müsaitim yazdı. Ardından cevap geldi. Hanımefendi, ben ne dediğinizi, ne yapmaya çalıştığınızı anlamadım. Müsaitseniz arayayım, sesli konuşalım dedi. Sonra Fatma abla tekrar cevap yazdı. Olmaz, utanıyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Şu an sesli konuşmaya hazır değilim yazdı. Adam bir daha bir şey yazmadı. Akşama doğru eve gelirken Fatma abla tembihledi. Sakın bir şey yazma. Hemen bana haber ver dedi. Tamam abla dedim. Sonra sabah tekrar yazdı. Hem de 9'da. Sanki kocamın evden çıkış saatini biliyor gibi. Hemen Fatma ablayı aradım. Açmadı. Kapısına gittim, evde yok. Allah Allah. Genelde öğleye kadar uyurdu ama bugün evde yoktu. Eve döndüm. Ben de mesajlarına cevap vermeye başladım. Biz akşama kadar bayağı samimi olduk. Tabii bu arada Fatma ablayı arıyorum ama açmıyor. Sonra mesajlaşmaya devam ederken benimle yüz yüze görüşmek istedi. Ben de şu an olmaz dedim. Bana kocanla aran nasıl dedi. Bir şeyler uydurmam lazım diye düşündüm. İyi değil, benimle ilgileniyor, ilgilenmiyor, beni dövüyor dedim. Elleri kırılsın, kadın dövülür mü yazdı. Ben de senin karınla aran nasıl yazdım. Biraz durdu ve yakın zamanda boşanacağım diye yazdı. Ardından beni aldattı dedi. Bir an şok oldum. Nasıl dedim. Telefon mesajlarını yakalamış. Hem de çıplak resimlerle beraber. Dondum kaldım. Fatma abla kocam beni aldatıyor diyor. Hasan abi de karım beni aldatıyor diyor. O esnada Fatma abla aradı. Abla neredesin dedim. Dışarıda biraz işim vardı, geliyorum şimdi dedi. Yazdı mı diye sordu. Yok abla, yazmadı dedim. Fatma abla gelince yanına gittim. Nasıl yazmadı kız dedi. Vallahi abla günaydın diye yazdı. Hemen sana geldim. Sana ulaşamayınca bir şey yazmadım. O da yazmadı dedi. Ver bakalım telefonunu dedi. Verdim tabii. Mesajları silmiştim. Günaydın. Kusura bakma müsait değildim. Ondan sabah mesajına cevap veremedim yazdı. Hasan abi de hiçbir şey yazmadı. Bekledik, bekledik ama yazmadı. Sonraki günlerde de bir şey yazmadı. Fatma ablayı arıyorum, kapısına gidiyorum. Müsait değilim diyerek beni geri çeviriyor. Sonra boşandıklarını duydum. Meğerse Fatma abla Hasan abiyi aldatmış. Hasan abinin dedikleri doğruymuş. Fatma abla da beni kullanarak kocam beni aldatıyor diye delil toplamaya çalışıyormuş. Şimdi çok korkuyorum. Ya Hasan abi kocama bir şeyler söyler diye. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bir akıl verir misin? Evet değerli dinleyenler, ilginç bir hikaye. Benim burada anladığım hanımefendi sizi gerçekten kullanmış. Sizin de dediğiniz gibi o mesajları, o yazışmaları sizi farklı bir diyaloğa itecekti. Resim mesim de göndermenizi isteyecekti. Ondan sonra bunları kayıt alıp muhtemelen mahkemeye delil olarak sunacaktı. İyi ki düşmemişsiniz. Hasan hızlı davranmış, anlamış muhtemelen bu olayı. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz konusunda dinleyenlerimiz bir akıl fikir versin. Ben onların ferasetine ve düşüncelerine güveniyorum. Çok aklı başında yorumlar geliyor çünkü. İnsanlara yol gösterici. Özellikle bu yorumları yapmanızı istiyorum. Neden derseniz, bakın herkes bu itirafları göndermeye cesaret edemiyor. Bu ve buna benzer gibi olaylar yaşanıyor. İnsanlar bazen ne yapacağını bilemiyor. Dışarıdan farklı bir kişinin
farklı bir gözün akıl vermesi gerçekten çok işe yarıyor. Tabii ki öncelikle evli insanların bu tarz yasak ilişkilerden kesinlikle uzak durması gerekiyor. Bunun lamı yok. Yani işin içine girdiğinizde eninde sonunda başınız ağrıyacaktır. Ama bu ve buna benzer şeylerde farklı farklı buna benzer olayları yaşayan insanlar belki bu yorumlardan bir çıkış yolu bulur. Belki bir ders olur. Hani bu tarz bir yola girmeye çalışan veya farkında olmadan içine çekilen insana karşı ders olur diyerekten aklı başında yorumlar yapmanızı rica ediyorum. Efendim videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.